Bir hafta yoktum. Magazin birikti. Gara gara geceleri. Kerimcan, yakıyorsun ortalığı. Etkileşim için çocuk doğuruyorlar. Aa, burada valla ben çıkabileceğimi zannetmiyorum. Kerimcan, kurgu mu yapıyor? Açık açık söyleyeyim. Şok oldum. İtalya basını bununla çalkalanıyor. Söylemezsem olmazdı, patlattı. Herkese kocaman merhaba. Özleştik mi? Özleştik. En çok seninle video çekmeyi özledim listesin. Sen şimdi çok farkı var. Dibimdesin her dakika. O kadar dibimdesin ki hatta azar işitiyorum sürekli. Yani. Arkadaşlar ne haber? Her zaman iki video atıyoruz haftada biliyorsunuz. Ama artık pazarları video atıyorum. Çünkü Beyaz TV'de haftanın 5 günü canlı yayındayım. Sizlerle karşınızdayım. İnteraktif bir şekilde konuşuyoruz. Çok heyecanlıyım. Hala heyecanımı atabilmiş değilim. Ama bugün bir kez daha şu duygusal durumumu sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben her şeyi sizinle yaşıyorum. Her şeyi sizin gözünüz önünde yaşıyorum. Ve her anımı sizinle paylaşıyorum. Sizle çok içi dışlıyız. Çok samimiyiz. Hatta fazla samimiyiz. Aile olduk yani biz. Bağlılık çalıştırıyoruz birbirimize karşı. Bundan kaynaklı da her şeyimi paylaşmak istiyorum. Günlük gibisiniz benim için. Bu oldu, bu oldu, bu oldu demek istiyorum. Özlemişim burayı da garip bir şekilde. Sanki çok uzaklaştım ama ne? Alt tarafı iki video çekiyordum haftada. Bir video çekeceğim. Ama önce şeyi paylaşmak istiyorum. Yani tabii ki çok farklı bir ambiyans. Dijitalden televizyona geçiyorsun. Ben magazin yapıyorum 4 yıldır biliyorsunuz. Ve kaç kişiyi konuştum dijitalden televizyona geçtiğini burada. Ben takdir ederim biliyorsunuz. Bir cemarcan oldu. Onu da konuşamadım, göremedim de. Tabii ki şey var televizyonda. Ben de kendimi izliyorum. Bunları görüyorum. Ben bir eleştirmenim. Ama en çok kendimi eleştiriyorum biliyorsunuz. Hep bunu söylüyorum. Çok tek konuşmaya alışık olduğum için yıllardır evimde, mutfağımda Türk kahvesi veya dekor yaptık. Neler denedik biliyorsunuz. Yani benim ekibim, benim dış sesim, benim Türk kahvem, benim ışıklarım. Ne oluyor? Tamamen burası yıllardır bende. Söz hakkı bende. Ben yönetmenim, ben yapımcıyım, ben senaristim. Her YouTuber, her dijital içerik üreticisi. Yani sensin burada tek sahip. O yüzden çok alışmışım. CS'de de şey oldu böyle. Başta CS yapabilecek miyim? Hani yani partnerli falan. CS'de de ki alışacağız. Ben sana birazcık bu konularda yardımcı olacağım falan. Tabii ki herkesin birbirine yardımcı olduğu bir sektör. Kanal da öyle. Fark etmiyor. Ama ne var işte? Benim bu tek dilimi birazcık kırmam gerek. Bu da zamanla olacak. Biliyorum. Mesela tek çok konuşmaya alışkın olduğum için heyecanlıyım. Hareketliyim. Ve şöyle diyeyim ya. Ve şey var. Kolay değişti sanki yani. Önceden sadece ben varken kameraların arkasında. Şu anda bir ekip var. 20 kişi. 20 kişilik bir ekip var. 4 kamera var. Yanında 2 tane partnerim var. Reklam canlı diyen yayın var. O var. Bu var. Şu evet, var. Evet. Canlı yayın. Canlı yayın. Yani gerçekten işin en zor kısmı. Bence seni heyecanlandıran da o. Evet. Canlıyım. Beni heyecanlandıran. Yani çünkü oradan çıkacak kelimelerin yanlış bir yerlere gitmesini istemiyorsun. YouTube'da bir şekilde kendine engel olabilirsin. Editine şey yapabilirsin ama orada çıkacak bir iddian, bir doğrun, bir herhangi bir sözün farklı yerlere çekilebilir diye heyecanlısın. Heyecanlıyım. Koruma heyecanı bu ama kendine. Aynen. Yani. Bir de bende şey var biliyorsunuz. Mesela ben magazin içinde magazin yaparım. Çok devrik de konuşabiliyorum. Dağınık da konuşabiliyorum. Çünkü burada böyle. YouTube burası. Burada böyle alışmışız. Yani samimiyet. Zaten benim samimiyetimi sevdiniz. Ya tabii canım. Ağzından yeri geliyor. Tükürük bile çıkıyor. Evet. Aklıma geleni ben direkt dilim. Mesela başka bir şeyle başlarım. Benim kafam çok yoğun biliyorsunuz. Çok böyle tilki döner, konu döner, magazin döner. Oradan mesela bir yere bağladım. Aklıma o dakika bir şey geliyor ve onu orada söylüyorum. Şey yapmıyorum yani onu bitireyim de şunu söyleyeyim de bende yok. Akış içinde akış var. Doğal konuşuyorum. Yani ama tabii televizyonda bu ne kadar sağlam duruş olur bilemem. Çünkü burası YouTube mu orası televizyon. Bir onu ayıracaksın zaten. Onu bir ayıracağım. Evet. O yüzden orada magazin içinde magazin olmaz. Bir lafa başlayacaksın, bir lafı getireceksin, ortalayacaksın. Bitirmeye yakın belki koyabilirsin magazinini. Ama bende ne var? Kerimcan'dan başlarım. Aa bir dakika Kerimcan demişken Ezgi'nin o anındaki bakışı neydi deyip Ezgi'nin ilişkisine geçip tekrardan Kerimcan'a bağlanabiliyorum. O neden oluyor biliyor musun? Sen burada çünkü evet, mutfakta kahveni alıp bizle muhabbet ediyor gibisin. Bir de herkes konuları biliyor. Bende bu rahatlık var. Sen neden böylesin? Çünkü biz mutfakta sanki seninle muhabbet ediyor gibiyiz. Tamam o da. Ayrıca muhabbet ederken ne olur? Bir konu anlatılırken aklıma başka bir konu gelip onu da konuşabilirsin. Onu söyledim. Ben de diyorum ki işte benim videolarımı anlamak istiyorsanız her videomu izlemeniz gerek. Çünkü kendimi bilen bir insan olduğum için ben sizler de her konuya hakim olduğunuzu bildiğim için anlatıyorum geçiyorum. Nasıl olsa bir önceki videoda izlemiştir diyorum. İzlemediyse izlesin diyorum. Burada ben anlatamam bir sürü konum var. Her zaman en başa mı döneceğim? Ama canlı yayında öyle bir şey yok. Her zaman karşındakine bilmiyormuş gibi anlat. Biliyorum yani çoğu takipçim biliyorum. Kimden izlediğini de biliyorum ama her zaman yeni gelen seyirci için bunu yapmıyorum. Çünkü bir şekilde öteki videoyu izler diyorum. Ama canlı yayında milyonlara. Yani televizyon senden bunu istemiyor. Yani arkadaşlar televizyon tabii ki daha ciddi bir kuruluş olduğu için orada daha ciddi davranman lazım. Daha sakin konuşman lazım. Zamanla alışacağım. Benim düşünsenize ilk canlı yayınım ya. 5. günüm, 3. günüm, 2. günüm. Hepsi böyle heyecanlı geçti. Çok heyecanlı geçti. Ama umarım bu hafta her şey çok daha iyi olur. Sizin yorumlarınızı biliyorum. Tek tek hepinize konuşuyorum. Kendimi soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz
mi diye. Ama tabii ki buraya da yorumları bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz, ne düşünmüyorsunuz? Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Bundan kaynaklı da... Söndü ışık. Bunu iki kere vurunca sönüyordu, iki kere vurunca yanıyordu. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Benim böyle elimi koymaya bir alışkanlığım var her şey nedense. Evet, televizyonda da görüyoruz bunu. Televizyonda da bunu çok yapıyorum. Bunu anlatmak istedim, içimdekileri anlatmak istedim. Heyecanımı anlatmak istedim. Umarım her şey çok daha güzel olur. Siz de beğenmişsinizdir. Dış sesim, sen nasılsın? Sen iyi misin? Ben daha... Benim de her gün sabah 5'lerde kanala gidip... Ben daha çok çalışıyorum sanki eskisinden. Her zamanki gibi. Ama yok, eskisinden daha çok çalışıyorum. Ha, sen mi? Evet tabii. Yani biraz daha yoruluyorum. Yalan değil. Senin devamlı kameraya bak, kameraya bak, monitöre bak, monitöre bak diye Fatih Terim gibi, Yılmaz Vural gibi. Yine de Fatih Terim sanki. Yani. Buraya bak, sürekli bir komut veriyor bana. Tabii ki dış sesim beni çok iyi tanıyan bir insan olduğu için beni böyle ufak tefek göz komutuyla yönlendiriyor. Ben biraz eleştiri ve yorum yapabilir miyim böyle bir 30 saniye? Tamam, hadi bakalım, yorumları ben seni de özlemişlerdi. Bugün sen konuş. Kesinlikle ilk iki bölüm heyecanlıydın. Bunu kesinlikle ben de yanındaydım, şahittim. Heyecanlıydın, normal bir şey. Varsa bir yiğit gelsin öyle 5 kameranın önünde, yüzlerce insanın önünde. Hayatı boyunca mutfakta 400 tane video çekse bile fark etmiyor arkadaşlar. Yani bu kamera olayı farklı. Çok yani heyecanlıydı. Ben de oradaydım, ben de şahidim. Ben de çok kameralara alışığım esasında. Böyle yerlere çok alışım ama ben bile heyecanlıydım. Çok iyi. Bence 2, 3, 4, 5. bölüme kadar harika işler yapıyorsun. Çok güzeldi. Çok güzel bir bomba patlattın. Harika. Onun için tebrik ederim seni tekrardan. Ayrıca senin takipçilerin ve seni yeni tanıyanlar zaten yazdıklarını anlayabiliyoruz. Evet, seni beni anlıyorlar. Yani. Beni tanıyanlar beni anlıyor. Evet, seni yeni tanıyanları da anlıyorsun. Yani insan oraya geldiği zaman bir eleştiri yaptığı zaman anlıyorsun. Ama bir insanın iki videoda toplam 24 tane yorumun seni kötülediğini ben kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Yani ben burada bunu yazan arkadaşlar veya bana bunu anlatmaya çalışan arkadaşlar, iki videoda 24 tane yorumun nasıl yazıldığını bana kimse anlatamaz. Çünkü bir insan eleştiri yapacaksa yani aynı kişiden yapar. 24 yorum demek 24 istiyorsun. Yorum ne kadar bir yağmur eleştirebilirsin? Yağmur saçınla oynama, yağmur falanla oynama, yağmur şunu yapma, yağmur ayağını kaldırma, yağmur böyle, yağmur şöyle falan, bunlar algı. O yüzden de arkadaşlar şu zamanda da fazla sizden böyle yardım istemedim. Bunun altını çiziyorum. Kusura bakma yağmur, söylemek istiyorum. Ben algılıcıları biliyorum. Bakın biliyorum, görüyorum, ediyorum. Bana bu konuda yardım edin. Anladın mı? Yani bana bu konuda yardım edin derken Yağmur'a yardım edin çünkü Yağmur sahipsiz değil arkadaşlar. Bu algıyı yaratmak isteyenlerin hepsi az çok belli esasında. Az kaldı, bunun için video bile yapabilirim ben. Algılcılar, fakeçiler diye harika bir video çıkartabilirim. Sadece sizden bunu istiyorum. Yağmurcuğum arkandayız. Çok güzel biliyorsun. Başarına şahit oluyoruz. Olabilir, eleştiri olabilir, saçınla oynayabilirsin, onu yapabilirsin. Kameralara daha duruş pozisyonu ayarlayabilirsin. Hepsine kabulüm. Masadakiler de seni az çok tanımıyor. Onlar da bir süreçte. Tabii onlar da çok insanlar ve bu süreci herkes birbirini tanıyor. O yüzden biraz zaman YouTube bırakmadığın için ayrıca takipçiler adına da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum dış sesim. Her zaman olduğun gibi yine en büyük desteği senden ve takipçilerimden aldım ama çok güzel bir konuşma gerçekleştirdim. Duygulandım. Ezan dokunuyordu. Daha bir kat be kat duygulandım. Evet, bu başarıysa biz bunu hepimiz hep beraber gurur ve başarı olarak adlandırıyoruz. Tabii ki tökezlemeler olabilir, aksaklıklar olabilir. İnsanız. İnsanız. Robot değilim. Her ne kadar kibritliğe doğru ilerlesek de daha robot değilim arkadaşlar. O yüzden duygularım var. Kendimi bazen kontrol edemeyebilirim. Ama elimden geldiğince size yakışır bir şekilde orada oturmaya çalışıyorum. Bunu unutmayın. Ve siz bana bir taç taktınız. Ve ben o tacı asla başımdan indirmeyeceğim. Başımı da yere eğdirmeyeceğim diye size bir söz verdim. O tacı sizin onurunuza ve şerefiniz olarak taşıyorum ben orada. Çünkü biz burada güzel bir magazin oluşturduk. Bu magazini beraber yapıyoruz. Hep söylüyorum. Bundan kaynaklı da tacımı asla düşürmeyeceğim. Tabii buradan partnerlerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Çünkü hepimiz birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Ben Artı'ya çok konuştum biliyorsunuz zamanında. Söylemezsem olmazdı eski sunucuları zamanında. Ama şu an partneriz tabii ki. Ve birbirimizi tanıyoruz. Hep beraber tanıyoruz. Umarım her şey çok güzel olacak. Dinamimiz iyi. Hepsini buradan seviyorum. Ömür var olun ekibiyiz biz bu arada. Bilal Bey'in ekibi değiliz. Komple değişti burada arkadaşlar. Burada bir karışıklık oldu. Yani burayı değiştireceğiz. Mesela kötü yorum atanlar Bilal Bey'i etiketliyorlar. Bilal Bey de buna geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Beyin kanaması geçirdi biliyorsunuz. Yoğun bakımda kaldı günlerce. Sayfamda paylaşmıştım. Ama buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Hepsini seviyorum. Umarım her şey çok daha güzel olur bizim için. Diyerek evet, evet. Bir hafta yoktum. Magazin birikti. Ama önce videoyu açalım artık. Açalım. Herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Arkadaşlar magazine giriş yapıyoruz ama magazine giriş yapmadan önce dış sesim, bu ışığı değiştirmek istiyorum ben. Değiştireceğim. Ama değiştirmeden önce şimdi şunu soranlar olmuştu. Senin masanda bir ışık var. Hayırdır? Arkanda iki tane siyah ışık vardı. Onlar yok. Ve masamda
dokunmatik bir şekilde açılıp kapanan bir lambam var arkadaşlar. Artık biliyorsunuz yapay zeka çağındayız. Yıllardır böyle evde akıllı eşyalara ihtiyacımız vardı. Ama tabii ki teknoloji her geçen gün hızla ilerliyor. Bende hep bir Hue vardır. Hani evde hep bir renkli ışık vardır. Çünkü biz seviyoruz dış sesle. Philips Hue'dan bahsettim. Bu da küçük kardeşi diyebiliriz. Viz markasının ampulleri, masa lambaları ve akıllı prizleri var arkadaşlar. Mesela şimdi bu ürün sana geldi. Ne yapıyorsun? Önce Viz Connect uygulamasını indiriyorsun arkadaşlar. Ondan sonra uygulamaya bağlanıyorsun. Hem Hero masa lambasını hem de arkamda gördüğünüz tezgahın ışığının renklerini değiştirebiliyorum. Zaten sana burada verdiği renk kategorileri var. Gece ışığı, samimi, rahatlama, odaklanma, TV saati. Sen bunu istediğin göre seçebilirsin. İstersen de kişisel tercihine göre de burada bir kendine alan oluşturabilirsin. Mesela ben şu an özele gelip İstediğim rengi yapabilirim. Mesela magazin konuşacağız. Sıcak bir konuya gireceğiz şu an. Pembe. Evet. Bence de pembe. Gönlüm sende. Arkadaşlar zaten dediğim gibi biliyorsunuz. Ben ne olmazsa olmaz da renkli ışıklar. Ben çok severim. Ve hep bana soruyorsunuz zaten storylerimden de. Ben ara ara bazen linkini vermiştim ama bu sefer güzel bir kampanyayla geldim. Hep soruyordunuz nasıl alabilirim diye. Bu sefer işte Viz markasının bize yaptığı çok güzel bir kampanya var. Size vereceğim linkten. Viz markasını alacağınız ürünlerde 29 Şubat'a kadar %20 indirimimiz var arkadaşlar. Ve beyaz mutfağıma uygun bu tatlı ışıkları bana gönderdikleri için buradan da çok teşekkür ediyorum Viz markasına. Çok güzel ürünler. Ben çok beğendim şahsıma. Gerçekten ben çok mutlu oldum. O kara kara, gara gara ışıklar. Gara gara geceleri. Onlar beni yoruyordu. Ama bunlar çok soft ve şık oldu. Teşekkür ediyorum. Aa arkadaşlar bu arada günlerden cuma, onu da söyleyeyim. Biz işten kanaldan çıktık. Buraya geldik ve hemen çekime başladık. O yüzden birazcık yorgunum. Bugün de zaten maşalı saçlarım vardı. Saçlarımı tepeden topladım. Yine magazin içinde magazin yaptım. Ben o zaman bir şey diyeyim mi? De. Saçınla oynuyor desinler. Elinle oynuyor da desinler. Ağzını yaptın diye de söylesinler. Ama sana kimse bu kız çalışmıyor demesin. O yüzden Yağmurcuğum devam ki. Teşekkürler Dilsiz'im. Sen evet. Yine dolmuşsun yorumlardan. Evet. Ben seni anladım. Sen beni ya çünkü çok yapıyorlar. Sürekli. Çok belli ediyorlar bir de ya. Yani daha dakika 10. saniye daha ne zaman izledin de yorum yaptın. Bir de yani algıcılar var. Eskiden burada olanlar var. Anladın mı? Hadi ben neyse söylemeyeyim dedim de. Ya konuşmayı özlemiştim. Artı beni değiştirdi. Ay, bu Artı'ya takılı takılı yemin ederim yoldan çıktı arkadaşlar. Vallahi yoldan çıktı. Ve Kerimcan'la başlıyorum. Buyurun efendim. Kerimcan, yakıyorsun ortalığı. Kerimcan biliyorsunuz bloklarında bir eril enerji yükseltti. Anlayamıyoruz, sorguluyoruz. Ama sorgularken asla kınamıyoruz. Şöyle sorguluyoruz. Bu kadar mı yakışır be? Yani bir adama hem feminen, hem maskülen, hem dişil, hem eril. Buna ne derseniz deyin, bu adama her şey yakışıyor. Zaten biliyorsunuz Kerimcan Bedel diye bir şarkı çıkardı biliyorsunuz. Orada ne kadar eril bir tavır sergiledi. Ve o zaman herkes bana geldi dedi ki ben bayıldım. Allah Kerimcan'a böyle bayılıyorlar. Bak ben söyleyeceğim. Hatta biliyorsunuz storiesin girdiği zaman da Kerimcan döndü dedi ki beğendiniz mi aşkım? Dedim ki bayıldık. Şimdi biliyorsunuz Kerimcan annesiyle bir vlog çekti. Ve vlogta annesiyle bir takım birbirlerine ufak tefek zamanda sözler vermişler. Bunları dile getirdiler. Ve orada diyor ki annesi ben ne zaman babaanne olacağım? Ben ne zaman torunu seveceğim? Her anne gibi bunları zaten konuştuk. Kerimcan orada böyle bir maçlı bir et böyle bir dolacak anne. Her şey olacak falan dedi. Ama bu ara eril enerji yükseltti. Hatta Zeynep Bastıklı biliyorsunuz bir tane video çekti. Çiğ köfte açıyorlar o videoda. Ve orada bir sohbet gerçekleşiyor. Bir bakalım. Ne kızdı lan? Adam erilim. Evimizin erili. Ay bu işin son tuhaf bir yere gidiyor. Ya sana çok komik. Biliyorum da hiç tanıştık. Esmi geldi. Ağlar bir tane. Her şey yolunda mı? Azıcık gözünün içine bakıyor. Nereye bakıyor? Tüne mi bakıyor? Atıyorum. Çok iyi. Dur Zeynep'im. Oluyor mu? Beğendin mi Zeynep? Çok beğendim aşkım. Devamında da Samet diyor ki aşık olmaktan korkuyorum diyor. Bu kadar mı yakışır ya? Her şeyi çocuk iyi yapıyor. Hani iyi oynuyor her şey. Şimdi bana şunu diyenler var. Yağmurcuğum Kerimcan kurgu mu yapıyor? Yoksa gerçekten bir değişim mi istiyor? Bir değişim mi istiyor? Yani artık bu ruhta mı takılmak istiyor? Arkadaşlar bana sorarsanız açık açık söyleyeyim. Yani %50-%50 diyelim ama %50'si de hatta bakın Kerimcan demin bir story atmış. Etkileşimini paylaşmış. Şimdi ben Kerimcan'ın son dönemlerdeki işbirliklerine bakıyorum. Bir azalma var. Eskiden daha fazla bir şeyleri tanıtıyordu. Tarzını görüyor musunuz? Bilmiyorum. Belki bir şey çekecektir. Belki projedir. Belki ona hazırlanıyordur. Biliyorsunuz Meryem Can çocukların çok sevdiği bir influencer. Yalandan mesela Tokyo'ya gidiyorum diyor. Ama burada takılıyor. Hindistan'a gidiyorum diyor. Arka sokakta gidiyor falan. Hani böyle bir şey de çıkabilir ama. Şimdi mesela bak yeni bir tarza girdi. Tokat yemiş gibi yanar yüzü.
YouTube abonem 1 milyon oldu. O sırada 100 milyon görüntülenip şov yapan Instagram'ım. Etkileşimini paylaşıyor. Yüzümü gören cennetlik. Saçlarım nasıl? Sakallar. Bir tık daha kabarttım. Kimi sıkısın? Senin gibi kimi sakal? Ya. Bak, bak. Ben çok sevdim bu saçı. Yemin et bak. Değişiklik. Değişiklik arada lazım. Valo'dayız. Biz Kıbrıs vlogu çekiyoruz ve şu an Valo'dayız. Mola'dayız. Valle otopark, mola, birleşmiş molyaj. Makara yapıyor sizde ya. Ne yazmış? Kerim Han Bey diyeceksiniz. Kaç yorum almış? 1800, tamam mı? Bakıyorum şimdi 7700 insanı birbirine göndermiş. Gözünüze görün, 200 yorum alıyor şortlu gömlekle. 400 yorum. 200 yorum. İki şarkı çıkarmış. Etkileşim çok olduğu dönemlerde bile 200-300 yorum genelde. Ama dönüyorum. Eririm diyor Samet. Eririm. Eririm olduğu anlarda bakın 1800. Selamun aleyküm dedi. 4500 yorum. Bir strateji olduğunu düşünüyorum onun. Ya tabii ki strateji. Yani durum çünkü yani. Bak influencerlar veya bir yerde sunucu ol, bir yerde şarkıcı ol fark etmiyor. Etkileşim düşüyor sürekli. Çünkü nabızı yüksek tutman lazım. Şimdi Kerimcan'ın konserine gitmeyen Kerimcan'ı Instagram'da unutuyor. Doğru muyum? Evet. Nerede eski Kerimcan mesela? O yaptıkları komik videolar keşfette sırf onları izliyorduk. Ama yaş da ilerledi. Ya şimdi yaş da tabii ki artık hangimiz öyleyiz ilk çıktığımızda bu zamana baktığın zaman. Hepimiz değiştik. Etkileşim düşüyor tabii ki bu süreçlerde. Bir şeyler yapman lazım. Diyorum ya etkileşim için çocuk doğuruyorlar. Etkileşim için evleniyorlar. Mesela şu etkileşim düşen bak millet 4. 5. doğuruyor ki yeni çocukta yeni bir kan geliyor sayfaya her şeyde. Sürekli bir şey yapamayacağına göre, atraksiyon yaratamayacağına göre. Kerimcan çok zeki bir çocuk zaten. Çok seviyorum. Bak hep söylüyorum. Ama bu gördüğümde söylemeyeceğim anlamı tabii ki gelmiyor. Ben bunun etkileşim olduğunu düşünüyorum. Bak çok stratejik her şey. Şöyle bir şey var. Yanlış anlamayın beni. Ben hepsini çok seviyorum ve sonsuz destek veriyorum. Her markada herkese çalışmıyor. Öyle söyleyeceğim. Şu an tercihinden dolayı segmenti kısa, yelpazesi dar. Belki bu kimlikle yelpazeyi genişletecek. Arkadaşlar sonuçta bu insanların alıştığı bir yaşantı var, gelirleri var, giderleri var. Ama eğer gerçekten bir strateji yapacaksa dudaklardaki dolguyu eritecek. Çünkü YÇ Team videoya girmeden önce gruplara sordum. Ne söylemek istersiniz Kerimcan'a dedim. Tek ondan bir ricamız var. Dudaktaki dolguları eritsinler dedi. Eğer gerçekse seni buradan test ediyoruz Kerimcan. Seni buradan yakalayacağız. Bize mesaj vermek istiyorsan buradan anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Şu etkileşim paylaşmasaydı okeydi. Hayır canım oynuyor şu an. Markalara şu an göz kırpıyor. Ben de etkileşimin olduğuna %100 inananlardanım. Çünkü ben de şimdi olsam bana günde 300 tane 4 tane DM geliyorsa ama böyle bir resimden sonra veya böyle bir yaptığım bir hareketten sonra o telefonum susmuyorsa zaten bunlar etkileşimi çok 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 seven insanlar. O yüzden etkileşim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bir değişimin olacağını düşünmüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. O net benim için. Annesiyle bir video çekti ve o konu burada gündeme geldi aslında daha çok. Acaba diyorum ki her şey planlı mı? Yani annesi de buna dahil etti mi? Yapar bunlar. Bunlar yaparlar. Kerimcan seni çok seviyorum ama hepinizden her şeyi bekliyorum. Bunu da unutmayın. Kerimcan bana dönerse onun söylediklerini burada tabii ki söylerim. Ben şu an atıyorum bak buraları. Yani Kerimcan anne bak işler böyle. Sen de şimdi orada torun istiyorum. Bilmem ne yap ki. Benim buraya geçişim olacak. Strateji olacak burada. Çünkü annesi o kadar tatlı bir kadın ki. O kadar güzel. O kadar naif bir kadın ki. Kadının program boyunca ses tonu bile hiç değişmedi. Ben annesine dahil ettiğini düşünüyorum. Gözümüze hoş geliyor mu? Evet geliyor. Çünkü yakışıyor. Bu detay var burada. Ama şey çok güzel. Zeynep Bastın tipleri. Bak hoşuma gitti ki Zeynep Bastın çok eleştiriyorum biliyorsunuz. Snow bir karakter geliyor bana. Ama şey çok hoşuma gitti. Aa burada valla ben çıkabileceğimi zannetmiyorum. Bak Kerimcan benim erkek arkadaşım var. Yani Zeynep'e de geçmiş. Onu demek istiyorum. Ben hissettim. Kerimcan her videonu seviyoruz. Samimiyetini seviyoruz. Samet'i de çok seviyorum. Samet'in vlogları çok güzel. Şunun bir rengini değiştirsene. Değiştireyim. Yani sen bunu mu oynayacaksın mesela bakacağım? Yok canım hayır. Hadi konuya göre değişelim. Evet şimdi yeni konumuza geçiyoruz. Buradan Ciara'ya gelmek istiyorum. Arkadaşlar Ciara boşanıyormuş. Şok oldum. İtalya basını bununla çalkalanıyor. İtalya'da biliyorsunuz bir etkinlik vardı. Ciara ve kocası da oradaydı. Fedez de biliyorsunuz o gece İtalyan bir şarkıcıyla dudak dudağa öpüşmüştü. Fedez oturuyordu. Şarkıcı da gelip Fedez'i alıp sahneye kaldı. Böyle koşa koşa gidip dudağından öpmüştü. Şok olmuştuk yani. Abi sen evlisin. İyi misiniz siz? Tamam okey onlar modern. Okey tamam onlar bizden 20 yıl ötede yaşıyorlar. Bu kadar değil ya. Eminim Ciara da bizim gibi çok üzülmüştü. O gece çok gözlerle bakıyordu. O geceden sonra aslında araları açılmış. Hatta boşanmaya kadar gidiyorlarmış. Ama biliyorsunuz Fedez bir kanserin bir türünü yakalanmış. Çok emin değilim ama bağırsak kanseri gibi bir şeydi. Hatta iyileşmez, kurtulamaz falan diyorlardı. Ama sonrasında çok büyük tabii bütçeler yatırarak bir şekilde iyileşti. Ama tabii ki bu süreçte Ciara onu affetmişti. Yani yanındaydı hasta diye. Çok da güzel bir şey yapmıştı. İki çocuğun babası. Ama şimdi artık gitmiyormuş bu ilişki. Muhtemelen Fedez hayatından vazgeçmiyordur. Bence tercihini değiştirdi ve farklı etaplara varmak istiyor şu an. Ama Ciara artık bu duruma katlanmıyor diye düşünüyorum.
düşünüyorum veya hiç günahını almak istemiyorum. Artık anlaşamıyorlar. Evliliklerine tartışma var. Bundan kaynaklı da yollar ayırıyorlar. Ama hatırlıyorsunuz Şiara geçenlerde devlet ona kendi hükümeti soruşturma başlattı. Neden? Çünkü bir kek markasıyla bir işbirliği yaptı ve onların da hasta çocuklar için bağış yapacağını söyledi. Ama gördük ki hiçbir şekilde bağış yapmamış. Parayı hop cebe indirmiş. Öyle işte. Allah çıkartır. Kimisini başka yöntemlerle sınar. Kimisini başka acılarla sınar. Ama tabii ki ben buna bağlamıyorum yani. O iyi oldu falan. Benim öyle bir tarzım zaten yok. Hayatım boyunca da olmadı. Ama ne var? Tabii ki üzülüyorum ben yine Şiara'ya. Ne olursa olsun. Bu manzara çok kötü bir manzara. Ben bununla karşı karşıya gelmek istemezdim. Takip ediyoruz İtalya basınını biz de. Ama sizin de yorumlarınız varsa merak ediyorum. Buradan hadi boşanan bir çiften ayrılan bir çifte geçelim. Ezgi Fındık'a gelmek istiyorum arkadaşlar. Ezgi Fındık biliyorsunuz Miran'dan ayrıldı. Ama sürekli disler atıyor. Geçen gün de Netflix'te bir tane dizi izliyordu ve diziyi bizlerle paylaştı. Tabii ki o diziyi boş boşuna paylaşmadı. O dizide bize anlatmak istediği bir şey vardı. O mesajı ben anladım. Dizinin adı Kurnaz. Nikolas'ın hikayesi. Bu belgesel gençlik yıllarında politikacıların, milyonerlerin ve hatta kraliyet ailesinin arasına sızmayı başaran küçük Nikolas. Küçük Nikolas herhalde küçük Mirhan. Mirhan daha genç olduğu için. Tabii ki herkesin bir analizi var. Mirhan farklı adamlarla takılıyor. Öyle söyleyeceğim. Ben buraları şimdi başlık başlık vermeyeceğim. Çünkü gerek yok o insanları burada böyle bahsetmem ama milyoner adamlarla takılıyor. Bu adamlar zamanında vergi kaçırmışlar, hapse girmişler. Bilmem ne olmuş, onu yapmışlar. Böyle enteresan adamlar, öyle söyleyeceğim. Tabii ki burada Mirhan'ın bir şeyi var yok diye söylemiyorum. Ama arkadaş ortamında Mirhan bunların merakı vardır. Mirhan'ın bir storiesi vardı. Paraya bakan kızlarına hoşlanmıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, öyle bir şey vardı. Öyle bir story vardı. Sonra Ezgi buna cevap verdi. Para muhabbet yapan erkekten hoşlanmıyorum evet, dedi. Bak, doğru. Bak, bu atışmaları biz konuşmasak bunları kimse fark etmeyecek. Sonra Mirhan seni gidi fındık kıran. Kime bu lafın? Parayı yerken iyiydi gibi. Öyle anlıyorum ben. Story attı. Sonrasında Ezgi de dedi ki Kurnaz. Belki de o parayı nasıl kazandığını biliyorum. Demeyi mi getirdi? Çünkü küçük prens Kurnaz'ın arasına hani o Kurnaz'la milyonerlerin arasında kraliyet ailesinin arasına sızmaya çalışıyor. Yani ama bana Mirhan... size attığını zaten gönderme yapıyor diye. Tamam ama gönderme yapıyor da evet. Şimdi Mirhan ama ailesinden de zengin. Ben hep söylüyorum. Çok zengin. Ya yani. Bir valize 70-80 bin TL veren bir çocuk. Evet. En basitinden. Hiç zengin bir valize yani. 80 bin 90 bin vermez. Yani onun söylediği Kurnaz filmdeki adam kurnazlıktan parayı bulan adam. Evet. Ama Mirhan öyle kurnazlıktan parayı bulacak bir çocuk değil. Ailesi zengin. Evet. Parayı bulacak bir çocuk da değil. Bunu anladım da. Başka bir şey gelir diye bekliyorum da bir türlü evet, gelmedi. Tamam evet, onu anladım. Evet. Öyle bir şey yok. Ama bak şimdi bir para vardır. Ama hep daha fazlasına gözüm vardır. Beni anladın mı? Evet anladım. Ama Miran'da o potansiyeli göremediğim için söylüyorum yani. Sen ne kadar tanıyorsun Mirhan'ı? İki kere Ezgi'nin yani, storiesini gördüm. Ezgi'nin yanında da gördüm. O kadar. Duyduklarım var. Ne eski duydun bana söyle eski bakayım. Eski okul arkadaşlarım var. Ne dediler? Var. Bu taraklarda, bu bezlerde falan... Gözü yok. Gözü yok. Takıldığı adamlar zengin olabilirler. Parayı da farklı yönlerden de bulmuş olabilirler. Takıldığı adamlar ama... Onu diyorum işte. Kendisinin olduğunu düşünmüyorum. Ezgi boşuna atmadı bu storyi. Anladım. Kurnaz, Ali. Ne var şimdi ben o dizini niye izleyeyim ki falan. Kendi ideolojisi için belki izlemiştir. Olabilir. O da olabilir. Çok güzel bir yorum yaptın ama ben bir dis hissediyorum. Zaten bu saatten sonra bu iş olmaz gibi artık. O Kurnaz storiesi büyük bir storyydi bence. Storyleri yabana atmayın. Bakın Cem Yılmaz işte. Söylemezsem olmaz da patlattı. Güzel bir bomba. Bakma şimdi konuşmuyorlar çok fazla da. Evet. Bir fotoğraf hani peki olsa... bunun devamı var mı? Konu üzerinde yani konuşamadınız ama. Evet konuşamadık çünkü devamı gelirse tabii ki bir iki gün içine gelir. Onu da pazartesi söylemezsem olmaz da konuşuruz canlı yayında. Yani Cem'in hakkında kaldı Serenay. Çok kısa bitti. 3 ay sürdü. Tamam bir günde biten ilişki var. İyi diyor bana göre değil diyor mesela. Ama onlar demek ki yarım kaldı bir şeyler. Çünkü bak Serenay yani Cem'i bıraktığı için o yani bir şey oldu yani bir şey onun da içinde uhde kaldığı için postu kaldırmadı. Posturuyor Cem'le olan. Yarım mesela, kalan bir aşkı o zaman tamamlayacaklar mı diyorsun? Bilmiyorum şu an deniyorlar. Serenay tek başına tatilde bir şeyler paylaşıyor. Ama Cem iyi bir çiçek mi peki? Diyor. İyi bir çiçek miymiş? Yani çiçek, ufak mı nasıl böyle? Güzel. Yani Dilan Polat gibi bir yok, olay mı? Yok canım o kadar değil mi? Zarif güzel bir çiçek. Serenay'ı seviyoruz çok beğeniyoruz diyor ya Arto. Ne? Cem Yılmaz'la mı ne işi var falan. Ben mesela yakıştırıyorum Cem Yılmaz'la ikisini. Ama Arto ondan dolayı demiyor yani. Serenay gibi çok güzel bir kadın olduğu için. Çok güzel bir kadın olduğu için yani sen zaten kıyamıyor. Akıllısın. Tamam Cem Yılmaz belki çok iyi kafası çalışan, espri anlayışı çok iyi, centilmen, bu hayatta bazı güzellikleri bilen bir adam. Ama bunu bilecek olan yakışıklı adamlar da var demeye getiriyor. Yani evet. Cem Yılmaz'ı seçeceğin zaman bu zaman değil diyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet
Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Biz tabii bu hafta çok yoğun bir süreçten geçtik. Biz 5.30-6 gibi kanalda oluyoruz arkadaşlar. Erken yatmaya başladık 10.30-11 gibi. Bu hafta telaşımız da vardı. Adapte olma sürecimiz vardı. Ve o yüzden çok fazla magazin yakalayamadık. Ama ben size söz verdiğim için videosuz geçmedim. Hafta yeni dünya gelecek diye umut ediyorum. Çünkü bu hafta ona çalışıyorum. Ve artık verdiğim sözü gerçekleştirmem gerek. Lütfen bu hafta bizi affedin. Böyle kısa bir video oldu. Ama sizi çok seviyorum. Sizinle her şeyi paylaşmaktan aşırı keyif alıyorum. Ve umarım her şey çok daha güzel olur hepimiz için. Tabii ki hafta içi 9'a çeyrek kalıp beni yalnız bırakmıyorsunuz. Canlı yayında oluyorsunuz. İnan abinizle DM atmayı ihmal etmiyorsunuz. Siz ne kadar çok bilgi verirseniz ben oradan o kadar çok doğru bilgi konuşurum. Yanımda her zaman oldunuz. Her zaman beni alkışladınız. Hiç benim üzülmeme izin vermediniz. Kimseye beni de yem etmediniz. O yüzden size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve arkadaşlar Viz markasına çok teşekkür ediyorum. Bu masaüstü lambası için. Görüşürüz. Ben bunu şimdi içeride reel'larda falan da kullanırım. Benim bayağı işimi görür. Evet. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazar. Görüşmek üzere. Çok seviyorum. Çok.